Hepsi karnındaki bebelerin hatırına bilir. Hele bir çifter çifter doğurma. Ben sana edeceğimi biliyorum. Hiç acımam, basarım satırı boynuna görürsün. Yok, yalan dedim. Sen canını sıkma. Tavuk bile kesemem ki daha. Bir an önce doğur emin. Sen doğurduğun vakit ben de Zeyno'yla... Zeyno! Memo! 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 Zeyno! Gözün açık, rüya mı görüyorsun lan? Seni görüyordum Zeyno. Nasıl görüyordun? Öyle bembeyaz gelinlik içindeydi. Sen de ben de anca rüyamızda görürüz zaten. Öyle deme Zeyno. Hele bu çifter çifter doğursun, ben anama diyeceğimi biliyorum. Ne diyeceksin anana? Diyeceğim ki, ana beni versene. Esra mı? Yeter be ana, yeter. Ama ben ne edeceğimi biliyorum. Hadi bakalım. Bundan gayrı sen Niyaman Memo'mu göreceğiz. Hadi bakalım Nuri. Yengeye söyle de zar tutmadan oyun oynamayı öğretsin sana. Hadi be. Sen de oyun oynamayı. Hadi hadi. Ya. Muhtar emmi, senden bir isteğim olacak. Yaparsın değil mi ha? Ha yaparsın. Kolaysa yaparım. Yok zorsa karışmam. Kolay kolay. Söyle bakalım Memo, derdin ne? Derdim büyük muhtar emmi. Anam beni eversin istiyorum ama o olmaz diyor. Aslında olmaz da demiyor ama olur da dediği yok. Niye evermiyor peki? Daha yaşım küçük. Yuh deme. Bir hal çaresi bulsam muhtar emmi. Anamla bir konuşsan, bana Zeyno'yu istese. Zeyno'yu mu? Nimet'in kızı Zeyno'yu değil mi? He doğru, onu duydum. Diyorum. Oğlum sen salak mısın, deli misin? Yoksa davar mısın? Hiç anan satıya Nimet'in kapıya gidip de kız ister mi? İstemez mi? Bir düşün bakalım. Birbirlerini gördükleri yerde, ortada hiçbir neden yokken, saç saça baş başa kavga eden kim? Ne yapıyorsun lan sen? Ha? Ana. Ne yapıyorsun sen lan? Çamaşır düşmüştü de yıkayıverdim. Ha? Ulan ben yıkıyordum, onu daha yeni yıkamıştım lan. Yıkıyordum. Ha? Temiz ama ha? Çok temiz. Ana dur. Ha? Ana. Aa! Ulan ben senin. Eyvah! Ulan ben yedim seni! Ne işin var bana ha? Nasıl ne işin var? Ulan ne yapıyorsun Nimet Bey? Çekil! Çekil! Ne oluyor yeter? Çekil! Çekil! Benim anamla Zeyno'nun anası. Aferin. İmkan yok. Satiye Nimet'in kapıya gidip de Zeyno'yu istemez. O zaman senle Nimet bacıyla konuş, o gelip beni istesin. Muhtar, buraya kadar benim malımı övmeye gelmedin herhalde değil mi? Ağzındaki baklayı kurutmadan dök önüme istersen ha. Şey, bahset yabacı. Yazıtır bu oğlanı. Neredeyse karta kaçacak. He de, hayırlısıyla verelim şu çocuğu. Ben de istiyorum muhtar istemesine de. Sanki ben bilmiyorum evin içinde gelin gezdirmeyi. Hele dur, erken daha. Yapılacak işler var. Onlar hallolsun. Hangi işler? Dolu. Hangi birini sayayım? Erken. Aha. Bunun Nimet'i doğuracak. Hangi Nimet'i diyor lan bu? Anam keçinin adını Nimet koymuş da muhtar. Öyle mi? Ambardaki buğdaylar değirmene gidecek. Değirmende de o sıra vardır ya. Neyse artık. Evin halıları, kilimleri de pek eskidi canım. Gelinin ayağının değdiği cinsten değil. Hepsi baştan sona değişmeli. Yağlı bedir halıları isterim. Bütün evin halıları mı değişecek? Ne sandın ya? Hisar alandaki tarla var ya. Hı-hı. Hani bir de Tosun Derin'in oradaki tarla. O tarlaların ikisi de sürülüp ekilecek. Amanin! Şu tencerelerin haline bak. Gördün değil mi muhtar? Neyi? Tencereleri.
Hepsinin 3 kat kalaylanması gerek. 3 kat ha? He ya, 3 kat. Bir de Naciye nineye güveylik urba diktirdik mi? Naciye nineye mi? He, Naciye nineye. Allah! Ana! Ana! Biz ana! Biz ana baş! Ana! Ne? Ana koş! Dur ya ana! Dur! 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 Git buradan haber! Koş! Dur! Muhtar Emre! Müjde bir oğlak oldu! Sati yakın! İkincisi de geliyor! İkinci oğlak da doğdu. Ana, nereye versene? Ana. Şimdi evin içinde bir gelin olsaydı ikimize de bakardı değil mi ana? Sen bilmezsin o gelin milletini. Bakarız der, iş başa düşünce bakmaz. Zeyno bakar. Kim dedin sen? Kim? Zeyno dedim. İki cihan, aha tüh, böyle bir araya gelse o deli nimetin kapısını çalıp da kız istemem ben. Bunu böyle bil. Rahmetli babama ölüm döşeğinde söz vermedim mi? Babam oğlum kimi isterse onu alacaksın Satiye. Yoksa öte dünyada arar bulurum seni demedim mi? Dedi. O zaman bana Zeyno'yu alacaksın ana. Hiç laf söyleme. Hele muhtarın geldiği gece saydıklarım bir bir olsun. O vakit düşünürüz. Toprağı kat kat çevirdim. Türlü türlü hale girdim. Güveyli kurba diktirdim. Ana beni versene. İnce mi bari? Hem de kına gibi. Bak. Ana. Ha. Bak ne diyeceğim. Ne? Ana beni versene. Yürü git lan. Almayayım şimdi senin ayağımın altına. İki lafın başı ana beni versene, ana beni versene. Yetti artık be. Bakır taslar kalaylansın. Odalarda mumlar yansın, uyuyan bahtım uyansın. Ana beni versene, ana beni versene. Ana beni versene, ana beni versene. Tasların kala işi de tamam. Aferin lan Memo. Biraz daha sıkarsan dişini... Aman muhterem, ne olur dişini sık deme bana. Kim yaptı ha? Kör olasıca. Bu sefer kim cımırdı? Dur ana ya. Kim? Ne oluyor kız gene? Ana. Sakın ha. Memo yaptı ana, Memo. Dur. Ne oluyor? Dur ya. Çabacı. Dur ya. Durun ya. Durun. Kafanı kırayım mı? Yapma ya. Bacım dur. Vallahi ben yapmadım muhterem. Allah Allah. Hiçbir şey anlamadım. Kim cımırdı? Kimi cımırdı? Bu nasıl iştir ya? Güya ben onu cımırmışım. He valla o cımırdı. Sen Zeyno'ndan güzel misin ki ben seni cımırayım? Hadi yürü. Ya muhterem bir deli bunlar ya. Hadi. Bu kız kendini cımırtıp benim üstüme atıyor. Hadi. Yürü kız. Yürü düşmanı sen. Karalayamaz seni ben ana.
Nasıl ana? Güzel ama değil mi? Ana hepsini yeniledim. Hadi yat uyu sen de. Yat dedim. Anlayayım şimdi ayağımın altına. Üf. Hadi iyi geceler. Hayırdır Memo, gecenin bir vakti? Muhterem mi? Babam geldi. Aslan, aklını peynir ekmekle mi yedin? Baban öyle rezil oldu. Yok yani, babam gelmedi. Babam aklıma geldi. Nasıl yani? Bak şimdi. Satiye! Satiye! Selamun kavlen. Tövbe bismillah. Amimu! Oğlum! Satiye! Satiye, ben kocan İsmail. Tanıdın mı beni? Tanıdın mı beni? Tanıdım elbet. Senin yüzünden yerimde hiç rahat değilim. Bıktım senin huysuzluğundan Satiye. Ama... Ana, bak ben sana demedim mi babamın kafasını tasını attırmayalım diye. Ama ne dedim ben ki? Ne yaptım ki? Sus! Sus ana, sus. Babamı dinle. Şimdi dediklerimi bir bir yapacaksın, tamam mı? Memo'yu vereceksin, tamam mı? Tamam. Nimet'in kızı Zeyno'yu alacaksın. O imkanı yok. Olacak. Ana, babamı kızdırmayak ya. Yoksa seni de yanıma alırım. Yapma baba. Alma anamı yanına. Sen karışma lan. Alırım dersem alırım. Ağa böyle beyazlar içinde dolanır durur ortalık yerlerde. Yok, yok istemem. Yani sen biraz daha tek başına dolaşa. Ben elbet bir gün yanına gelirim İsmail'im. Ya Zeyno'yu Memo'ya alırsın. Ya da ben seni yanıma alırım. Yanına mı alırsın? Oraya yani ha? Buraya. Bizim köye alırım seni. Tahtalı köye, ona göre ha. Tamam, tamam İsmail'im. Zeyno'yu alacağım. Satiye, sabah sabah derdin ne kız? Hırgür çıkarmaya öğleni bekleyemedin mi? Danı kurtlu. İyi mi? Kardeşim benim. Ben ettim, sen etme. Unutalım olanları. Bu dargınlık, bu husumet bitsin. Satiye, kız sen ne dediğini biliyor musun? Ateşlendin mi yoksa? İyiyim ben. Ne dediğimi biliyorum. Şimdi Hüseyin kardeş. Hele sen de bir bak. Zeyno kızım, sen de bir bak. Ben de dinleyeyim mi ana? Nimet. Allah'ın emri. Peygamberin kavliyle. Kızın Zeyno'yu. Oğlum Memo istiyorum, verdin mi? Ne? 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 Gitti. Dağ gibi Memo'm gitti. Deli Nimet'in kızına gitti. Komşular. Anamın, 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 anamın. Ben ne yaptım? Ah ne yaptım? İyi, iyi oldu. Thank you.
Kaynana bir bu oynayı verin. Yok oğlum, oynamam ben. Hadi ana ya. Otur. Ana. Ana hadi. Hayır. Aa, hadi. Hadi kalk. Hadi ana. Hadi ana kalk. Hadi oyna. Otur, nereye koyuyorsun? Bırak Hüseyin. Hadi gel. Hadi. İlahi adalet diye ben buna derim. Yıllarca etmediğin kalmadıydı. Yine düştün mü kapımı? Çaldın mı kapımı? Yalvardın mı kızım için? Yalvardım. Hem de köpekler gibi. 60, 70. Sen oyna bakalım deli nimet. Son oynayan iyi oynar. Benim oğlan ana beni eversene diye enik gibi nasıl dolandıysa başımda, senin kız da kuzu olup ana beni boşatıver diye bağrına bağrına ocağına düşmezse, benim de adıma deli satiye demesinler. 90. Aylak. Çamaşırlar bitti ana. Dinleniyordu. Dinleniyormuş. Ne iş yaptın da dinleniyorsun kız? Ana hoca mı sandın sen burayı? Bak şu kapıya. Bak yürü bak. Anam belletmedi mi sana? Koca ocağının kapısı bu, koca. Aa, bu kapıdan içeri gonca girer, kocamış çıkarsın. Kocamış. Üf, sabah sabah ne gürültünüz bitiyor ne dırdırınız. Bir uyutmadınız adamı be. Memo. Memo diyorum. Memo. Kız gözleri döndür ve birbirine çarp da gel. Zar tuttun. Nerede o? Bir dakika dur. Bırak be. Memo nerede? Çekil, Memo nerede? Çık,
Ye dayağı gel. Ye dayağı gel. Değil mi ha? Yavaş be ana. Yavaşmış. Yine Yusuf'la dalaştın değil mi? Bıkmadın Yusuf'tan dayak yemekten. İki de adamı vardı yanında. Yok yok, tam beş adamı vardı. Yanındaki itler olmasa başka olurdu sanki. Erkeğim diye dolan sen ortalıklarda. Ana. Ha. İlk yumruğu ben attım. Köpek gibi devrildi ha. Ne yaptı ki sana? Ne duruyorsun? Git dök şunu hadi. Yürü, yürü. Uy, 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 uy. Aldım. Haydi oğlum, Allah rahatlık versin. Hemen kapa gözünü. Aman ha, gücünü kuvvetini boşa harcamayasın. Hadi iyi geceler. Nereye gidiyorsun? Akşamın bulaşığını kaldırdım. Bulaşığı bitirince her iş bitti mi zannediyorsun? Daha halı var dokunacak. Bir de halı mı vardı? Evet. Anamın sesini. Ne yatıp duruyorsun ya? Of, ama ya. Ben daha yeni yatmıştım. Kes artık şu sakalını. İyice berduşa döndün. Niye? Yakışmıyor mu bana? Yakışmıyor elbet. Sen eskiden böyle mi gezerdin? Erkek dediğin sakalından bellidir. Saçını sakalını kestirip oğlana mı döndüreceksin adamı be? He? Oğlana mı döndüreceksin beni? Ben erkeğim, erkek. He? Sakalsız daha yakışıklı oluyorsun. Hem köylü oğlanları da. Tüh! Şuna bak şuna. Utanmadan ettiği lafa bak. Ne dedim ki ben şimdi? Ne dedi ki o şimdi? Daha ne diyecekti? Köyün oğlanlarının sakalına bakıyorsun sen ha? Daha ne diyecektim be? Yok ana, nereden çıkarıyorsun? Kör olasıca gelin. Seni alanda kabahat zaten. Tüh! Ben ne dedim şimdi ya? Heh, siz şimdi konuşa konuşa anlaşın. Sus! Yüzüme yüzüme çemkirme. Sussam kabahat, konuşsam kabahat zaten bu evde. Ananın güllü bahçesi mi sandın sen burayı ha? Satiye! Satiye! Kız! Satiye! Ana, kapı gümbür diyor. Duyduk. Zeyno kız, bak ne diyeceğim. Hani köyün sakallı erkeklerine bakıyormuşsun ya. Ekmek musaf çarpsın, yok öyle bir şey Memo ya. Bugün iyice bir bak, tamam mı? Bakayım mı? Bak bak bak. Bak bakalım benim sakallar mı daha güzel yoksa onlarınki. Satiye ama... kız. Eyvah, deli Rukiye. Ne var Rukiye? Hele şuna bir bak bakalım Satiye. He, baktım. İyi bak, iyi bak, iyi. Bu cımırma değil mi? Vallahi ben cımırmadım Rukiye bacı. Yok oğlum yok, sen niye pasın? Evli barklı adamsın değil mi? Of ana ya, değil işte. Düştüm ne oldu? Bir cımırayım dediydin de. Tüm, utanın be. Bu yerlerde arda kalmamış bizim zamanımızda. Cımır ol, cımır. Öyle deme Satiye. Hiç değilse kendi helalini cımırıyor oğlan. Ya buna ne demeli ha? Of ana ya, değil işte, düştüm de oldu. Dur bakayım. Evet düşmüş ama Yusuf'un elinin üstüne düşmüş. Memo'nun sözüne mi iniyorsun ana ya? Bana bırak mısın?
Gitme ara ya. Hadi çekil. Oğlum Yusuf, bittin sen. Salavatı getir. Deli Rukiye senin cımırmadık yerini korsa ben de Memo değilim. Oh! Memo. Zeyno. Memo. Var. Ne böğürüp duruyorsunuz kapı eşiğinde be? Zeyno. Memo. Çileşeceğine git odunları kır. Zeyno, ben gidiyorum, köye dolaşacağım biraz. Odunları kırmama yardım etmeyecek misin? Yoo. Edeceğim. Tanıdım da bu kim? Kimse. Kimse değil. Dış kapının mandalı. Kız. Zeyno. Nereye? Şaka yaptıydım. Aa, gitti. Koca evi terk edilmez. Bir kızmalık iş değil ana. Olmaz. Ben şimdi gidip... Otur oturduğun yere. Her şeye karışma sen. Ama ana... Bütün köylü adını çıkarır. Aptal kızım benim. Şımarıklık ediyor der. Daha dünkü gelin sayılırsın. Ne derlerse desinler canım. Bak kız canımdan bezdim diyor. Sana ne oluyor Hüseyin efendi? Çok anlarsın ya bu işlerden. Karışma. Karışma bak. Sonra ev ocak nasıl terk edilirmiş ikiniz birden öğrenirsiniz. Gözünü seveyim ana. Çok çaresiz kaldım. Yol yakınken. Yol yakınken ne? Ana beni boşatıver ha. Olmaz mı? Olmaz. Ya ne yapacağım ana? Sık dişini. Çok üstüne gitmedin mi? Gidip Satiye'ye bir görünsen yeter. Kızı sahipsiz sandı. Bak nasıl üstüne gidiyor.
Şifadır. Kaçar gibi gittiydi evden. Dar geliyor bu ev bana dediydi. Hadi bakalım. Koca evi mi darmış, anasının evi mi darmış öğrensin. İki büklüm çamaşır yıkıyor, sen dolan. Lekleri de sağmamışsın. Anam bana her sabah taze süt içirirdi. Sen de nerede? Nereye gidiyorsun? Şöyle bir köyü dolanayım bakayım. Köyde ne var ne yok. Ha, yarın sabah taze süt isterim ha. Zıkkım iç. Biraz dinleneyim. İlk kere çitire bu çamaşırları. Sakız gibi olmadan da sakın asayım deme ha. Hadi. Gören olacak şimdi. Ama kim görecek bunun arkasında? Yusuf, alacaksın değil mi beni? Almazsam şerefsizim be. Anam da zaten senin şerefsiz olduğunu söylüyor. Ne? Nereye bakıyorsun lan Memo? Yine ben bakayım. Koş, bir gelen var. Vallahi de anam. Ah! Nurcan! Sen ne arıyorsun kız burada? Hiç ana, şey tokamı düşürdüydüm de. Böyle böyle onu arıyorum. Kalk kız ayağa. Ben de kalkayım mı Rukiye bacı? Seni hırs düşmanı seni. Evlendin, akıllanmadın, hala kızımın peşindesin. He vallahi ana, her yerde peşimde vallahi. Demek Nurcan'ı dikizliyorsun ha? Kemiklerini kırayım da gel. Gel buraya. Seni hırs düşmanı. Rukiye bacı yapma. Öldürürüm seni, bir yakalarsın. Ben bak, gel buraya. Rukiye bacı yapma. Of. Kör olasıca. Yok, yok ana, ana. Lan, yine Yusuf Efendi'den dayak yedin değil mi? Yok, ana, ya vallahi yok ana. Ne vuruyorsun ana? Görmüyor musun? Yusuf vurmuş da vurmuş zaten. Sana mı soracağım kız doğurduğum çocuğa ne zaman vuracağımı? Ya vurma, salak olacak. Bana bak gelin, onun anası benim ben. Anladın mı? Ya ben kim oluyorum Memo? Fatiye! Fatiye! Ha? Kapı! Fatiye! Oğlum bırak! Kapıyı! Geldi! Fatiye! Fatiye! Aç şu kapıyı! Ne oldu Rukiye? Nerede oğlun? Nerede? Rukiye bacı! Rukiye bacı! Bana oğlun düşman! Öldüreceğim onu! Ne oluyor Memo, ne oluyor? Ben şimdi bulurum onu! Nerede? O hırs düşmanı da bana verin. Ne diyorsun sen Rukiye? Hiç konuşma Satiye. Bu sefer kendi gözlerimle gördüm. Senin Memo benim Nurcan'ı dikizliyordu. Ne? He, beni Memo dikizliyor, Yusuf değil. Memo? Öldüreceğim lan seni. Huh?
Ay deli bunlar deli. Zır deli vallahi. Tövbe tövbe. Çok meraklıyım ya senin Nurcan'ını cımırmaya. Onu Yusuf cımırıyor, bana ne? Ulan Yusuf, evlendim yine kurtulamadım senin zulmünden be. Düşeş aslanım be. Hadi koçum, seni mi bekleyeceğiz? Bekleyeceksin oğlum, bekleyeceksin. Yaz var, kış var. Gelir elbet. Kaç lazım Nihat? Abi şimdi bir pencüseye oyun senin. Pencüse, severler güzeli gencüse. Bu iş bu kadar. Geçmiş olsun koçum. Oo, kimler varmış burada, kimler? Ben şöyle bir bakmaya geldiydim de, baktım ben gideyim. Olmaz canım, öyle hemen gitmek olur mu? Gelmişken bir tek atalım da öyle git. Yok. Niye? Yelilince kızıyorsun sonra. Otur. Yok ben gideyim. Otur. Yok ben gideyim. Otur. Yok sonra kötü olur, ben gideyim. Otur lan! Madem çok ısrar ettin, bir çay içeyim öyle gideyim. İki çay yapsana Rıza abi. Yapmayacağım mı? İyi, canın sağ olsun. Zar tuttuğunu görürsem sana bu pulları tek tek yediririm. At. Yok, önce sen at. At dedim sana. Estağfurullah, önce sen. At şunu lan. İstersen önce kes sen... Kes sesini de başla. Hadi hadi, bu işler açıldı. Şeş beş oyun senin ha. Oyna lan. Şıngır şıngır düş de gel, şeş beşi al da gel. Vallahi de şeş beş be. Ben artık gideyim. Lan! Hüye yap! Aa, sen... Rukiye bacı! Memo, bittin lan sen. Kesin lan sizi. Başımıza taş atmadığı kaldı be. Gelin diye getirdiğin kıza bak.
Başıma terlik atıyor, terlik. Yarın bir gün sen bir yere gitsen dayaktan öldürür beni, öldürür. Üzüntüden inmeler iner her yerime. Allah'ım. Allah'ım, Allah'ım, başımıza gelene bak. Ama ben... Ana, şimdi ne yapacaktım? Elinin körünü yapacaktım. Elinin körünü. Ana beni boşa sana, baba beni boşa sana. Ana beni boşa sana, baba beni boşa sana. Ana. Ana ya, ben sana demedi miydim kapıma düşeceksin diye? Dediydin ana, dediydin. Ben sana demedi miydim Satiye'nin doğurduğundan adam olmaz diye? Dediydin. Kalk kızım oradan, kalk. Ana. Ne var? Ana be. Hı. Ana beni boşatıver. Ruhi oğlum sen mi geldin? Yok ana, Ruhi değil o. Zeyno, Zeyno. Nine? Hüseyin bu Ruhi'dir ya. Baksana aynı Ruhi. Benim nine Zeyno. Sesi değişik geliyor ama. Ruhi bu Ruhi. Tövbe yarabbim. Zeyno dedik ya ana. Bak yetmiyesiceye. Doğurdumu bana mı bildireceksin? Benden olanı sen de bana mı bildireceksin ya? Allah Allah. Nine benim Zeyno. Bak. Bakayım. He vallahi Zeyno'ymuş. He ya. Zeyno sen evlenmedin mi kızım? Ne işin var babanın evinde? Evlenmez olaydım nine. 3 günde bir gelip ana beni boşatıver, ana beni boşatıver deyip duruyor. Akılsız ya. Öyle deme ana ya. Akılsızsın tabii, kabul et. Bu köyün en saf oğlanına vardın, onu bile elinde tutamıyorsun. Biraz aklın olsaydı parmağın ucunda pervane ederdin. Şu gençliğine, güzelliğine yuh. Ey gidi boğaz kesen nimetin kızının düştüğü hallere bak. Bak bana. Baban ağzını açıp tek kelime söyleyebiliyor mu? Erkek dediğinin lafı sözü şu kapıdan dışarı çıkınca çıra gibi yanar. Evin içinde külden ibarettir. Sen de ara sıra o küle püf yapıp dağıtacaksın ki... ...öyle her aklı estiğinde alevlenmeye kalkmasın. Şimdi konuşursun tabii. Sen de Satiye gibi bir kaynanaya düşseydin... ...kül mü yaman, kor mu yaman görürdün o vakit. Hüseyin, Hüseyin ne diyor bu kadınlar oğlum? Boş ver ana, boş ver. Zaten onlar da boş boş konuşuyor. Sen kime diyorsun boş boş konuşuyor diye? Hiç nimetim. Sana mı dedim sandın? İlahi nimet. Hele gel şöyle de kim boş kim dolu konuşuyormuş öğrenelim bir. Hadi. Neyse anne, ben gene uğrarım. Kocana laf geçirmek istiyorsan dinle. Peki hadi selam söyle. Baş üstüne. Eyvallah. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Hayrola Memo, nereye böyle? Allah Allah, köylük yerde nereye gideceğimi size mi soracağım ya? Asker misiniz yoksa polis mi? Çok konuşma da dinle. He deyin bakalım, dinliyorsun. Yusuf seni akşama maça çağırıyor. Yok, ben maç falan etmem. Benim ayak bileğim çıkık zaten. Bir keresinde Zeyno'nun anası Nimet Bacı kovalıyordu ya. Dile kes. Başlatma şimdi Nimet'inden. Öyle maç değil, tavla maçına. Tavla. Tavla mı? Yok, olmaz. Olacak. Olmaz. Sonra yenilince bana çok kızıyor. Bu sefer yenilmeyecek. İyi o zaman, yenilmeyecekse oynarım. Akşam kahvede ol. Yoksa oldururuz. Ha, bir de cebine para koy da gel. Anladın mı? Para mı? Para bende ne gezer? O zaman para edecek bir şey koy. Anlarsın ya. Yoo, anlamadım. Yusuf ortada para dönsün ki heyecanı olsun diyor. Parasız gelme sakın, fena olur. Altın falan da olur. Bak, yenilirse karışmam ha. Yenilmeyecek dedim sana. 3 gündür çalışıyor. Çalışıyor mu? İyi o zaman. Kız gözleri döndürüyor.
ver, birbirine çarp da gel. Merhaba abi. Eyvallah. Şıngır şıngır düş de gel, şeş beşi kap da gel. Kap da gel değil, al da gel diyecektin. Ondan olmadı. Yok ya, o it kap da gel demiyor muydu? Yok, onu sen diyor. Memo şöyle diyordu. Şıngır şıngır düş de gel, şeş beşi al da gel. Al da gel, kap da gel değil. Şangır şıngır düş de gel, şeş beşi al da gel. Şıngır şıngır değil, şangır şıngır. Şıngır şangır değil miydi? Yok, şangır şıngır diyordu ya. Tamam kesin be. Size soran mı var? Hadi defolun. Yürü. Erkeğini elinde tutmak isteyen paçalı güvercin önce cilvelenmeyi bilecek. Paçalı güvercin mi? O kim? Anası gılıklı akılsız torun. Sen kim olacaksın? Ha. Ha ya. Sen bu kafayla daha çok ha dersin. Şimdi beni iyi dinle. Sana kocana lafını dinletmeyi öğreteceğim. Rahmetli anam da bana öğretmişti. Ona da rahmetli anası öğretmişti. Rahmetli anası da ana. Rahmetlilerin kulaklarını çınlatmayalım şimdi. Boş ver, sen anlat nine. 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 Ruhi, oğlum sen mi geldin? Nine ya, Nine ya. Ruhi değil, Nine. Zeyno ya, Zeyno. He, Zeyno. Anlat Nine, gözünü seveyim anlat. Kızım, neden bahsediyorduk biz? Paçalı güvercinden Nine. He, hatırladım. Nasıl cilve yapacağım Nine? Bak şimdi bak, kocana nasıl cilve yapacağını öğreteceğim. Hmm. Dalında beni al, beni al diye bağıran kızılcık gibidir. Adam daha elini uzatır uzatmaz, her yanını kızılcık şurubu içmiş gibi ter basar. Ter, ter. Saçları desen böyle, başaklar sabah gelinde nasıl uçuşuyorsa öyle başında tel tel uçuşmalı. Çalarken kuzunun bakışlarını bilir misin? He? Yo. Bilsen böyle davar davar bakmazsın zaten. Çoban kaval çalarken kuzunun bakışlarını bilir misin? Söyle bakalım, kocanı kapıda karşılarken üstünde ne var? Çal var. Onun üstünde de entarim. Ne? Üstüne babanın gocuğunu da giy de tam olsun bari. Hı? Kafasız. Ben nereden bulurum şimdi altını parayı? Anamdan istesem yok, öldürür vallahi. Bulamazsam Yusuf öldürecek. Aman. Ana. Ha. Zeyno yok mu? Aman. Varlığıyla yokluğunu seçemiyorum vallahi. Bana bir hayrı mı var ki bileyim? Thank you.
onunla birbirinize mi girdiniz yoksa? Doğru söyle kız. Yok. Saçını başını kim yoldu ya? Kimse. Yüzüne de kan oturmuş. Gözün de açılmıyor. Kız Antihar'ına ne oldu? Sen adam değil misin be? Ninem dedi ki. Zeynum. Gel, gel. Gel otur şöyle. Otur şöyle canım. Memo. Memo. Sanki altın gibi parlıyor. Esra mı diyor Memo? Eğil de bir bakayım. Kız Zeyno, bu altın mı? Altın tabii. Çıkar, çıkar da bir bakayım. Çabuk. Bak kapatıyorum bahsi. Memo'ya benden bir beşlik. Yaz oğlum Memo'ya bir beşlik. Ben Yusuf diyorum. Hadi var mı başka? Acele edin. Vallahi Yusuf geldiğinde hiçbirinizi tanımam ona göre. Üstüne bahis döndüğünü anlarsa hepimizi ipe çeker. Bizi ne çekecek oğlum? Sen kendine bak. Kahvenin sahibi sen değil misin? Kahvenin sahibi biz miymişiz? Paraları ben mi basıyorum dürzü? Bana bak, sen kime dürzü diyorsun lan? Sana diyorum, ne olmuş? Toparlanın, Yusuf geliyor. Korkmayın, şaka yaptım, şaka. Ben de sana inanmıştım. Senin bir adamın ya. Oo, Yusuf kim bilir, nerede şimdi? Ay dur şimdi, annem görecek. Boş ver sen şimdi anneni. Olmaz, git artık. Tamam, gideceğim gitmesine. Ama bir yanak almadan hiçbir yere gitme. Hadi. Hadi kız Nurcan. Bak bir kerecik öpeyim yeter. Hadi. Nurcan. Hadi nazlanma. Hadi kız Nurcan. Kız heyecandan nefesim bile değişmiş. Aa, yandım. Yandım ana. Allah. Nasıl şimdi yandın? Öldün sen Yusuf, öldün! Memo gelmedi mi? Gelecek. Konuştunuz değil mi? Bir yamuk yok. Yok abi, sen merak etme. Abi, dudağına ne oldu? Ne olmuş ki canım dudağıma? Oo, arı soksa böyle şişiremez vallahi. Sanki eşek ısırmış, eşek. Selamun aleyküm. 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 Aleyküm selam. Yok vallahi sen at. Attın. Ah! Ah! Geçmiş olsun. Küçükken benim kulağıma at ısırdıydı. Aynı seninki gibi şişliydi vallahi. Anam at ısırığı, eşek arısı ısırığından beter derdi. Sabaha kafam kadar şişliydi namussuzum. Kafan kadar mı? Ah! Canım sana ne oluyor, seninki at ısırığı değil ya. Kes tamam, hadi at. Ben gidiyorum, gözün aydın. Hı, bohçasını da almış gidiyor. Selametle yavrum, selametle. Oo, usandım kötü dilinden. Bir iş gelmez ki elinden.
kız. Ana beni boşadılar. Geçecek, geç. Ben şunu... Beyaz kemik benek benek, bana bir düşeş gerek. Vallahi düşeş geldi ha. Nerede o Memo soysuzu? Kahvededir, nerede olacak? Kalkın gidiyoruz. Canım durun hele, sabah olsun. Herkesin içinde görülecek hesap mı bu? Ne olmuş? Senin paçalı güvercin tutmadın yine. Ne paçalı güvercini? Ha, Ruhi, sen mi geldin? Gelsin gelsin, bir o eksikti zaten. Başlatmayın beni şimdi bu Memo... Kahvede konuşulacak iş mi bu? Oğlanın gururu var. Hüseyin efendi, oğlan anamdan kalan yadigar küpeleri atmış cebine gitmiş. Memo Bey'in itibarını düşünecektim, öyle mi? Kalkın hele, gidiyoruz. Sen kal anne, biz çıkıyoruz. Zeyno, paçalı güvercin tutmadıysa taklacı güvercini deneyelim mi? Of nine, of. Sakin ol. Bacaklarını kıracağım o memoyu. Oturur. Göster günahını. Rezil edeceğim o memoyu. Rezil et ana. Evden kaçar gibi gitti. Bu adam için. Aldın mı boyunun ölçüsünü? Aldım ana. Amanın, amanın Memo. Memo'mu öldürüyorlar. Sana da bir düşeş lazım Yusuf abi. Abi, düşeş gelmesi için şöyle diyeceksin. Beyaz kemik benek benek, bana bir düşeş gerek. Abi şöyle deyince de düşeş geliyor. Kız gözleri döndürüver, birbirine çarp da gel. Abi, bence ikisini birden söyle. İşi sağlam almış oluruz. Beyaz kemik benek benek, bana bir düşeş gerek. Kız gözleri döndürüver, birbirine çarp da gel. Lan! Hile yaptın lan, zar tuttun. Nerede? Deli Rukiye. Nerede o Yusuf? Nerede o Memo? Düşmanı. Memo! Allah, boğaz kesen nimet. Nerede o Memo iti? Memo! Memo'yu öldürüyorlar! Cadı kadın! Sen de cadı olmalı be! Bu defa kesin öldürdü seni. Gel helalleşelim kardeş. Hakkını helal etmem. Sen de. Helal olsun. Sen de helal. Helal olsun, helal. Küpeleri almak neymiş? Ben ona gösteririm. Al al. Nasıl olsa yenilecektim. Senin hakkın o. Seni bu kulağındaydı. Ay! Atın! Dur! Çok mu seviyorsun Zeynep'i? Seviyorum valla. Ya sen seviyor musun Nurcan? Yok canım. Benimki gönül eğlendirmek. Yok yok. Seviyorsun, seviyorum. Gibi ama... Seviyorum. Seviyorum valla. Ama anası beni sevmiyor. Zeynep'in anası da beni sevmiyor. Benim anam da Zeyno'yu sevmiyor. Ne? Ne yapacağız peki? Anaların ağzını patlayalım. Önce ben. Buyur koç.
Yeter artık kızıma ettiğin zulüm. Aman entarimin kenarı. Kızımı alıp gidiyor. Benim çocuğumu sahipsiz mi sandın sen? Senin seni. Aman giriş olsun da dönüş olmasın. Yürü kız. Zeynom. Gidiyor mu Zeynom? Gidiyorum ya. Ananın ettiği neyse demem o. En fenası senin ettiğin. Zeyno gitme ne olur. Bırak gitsin oğlum. Sana kızmıyor. Sus sana sus bir ya. Sus ya. Susayım yani öyle mi? Evet sus. Zeyno bak anam da sustu. Ben seni seviyorum Zeyno. Gel vazgeç. Beni evde bir başıma koyma Zeyno. Aa doğan öler. Oğlum ben varım ya. Niye bir başına kalasın? Ana tek laf etme ne olur sus. Kızım sen de bir karar ver. Gidiyor mu kalıyor mu? Bizim de görecek işimiz var. Hadi Zeyno gidiyoruz. Nereye ana? Ana beni boşayıver diyen sen değil miydin? Bir de hakime deyiver bakalım. Hakime mi? Yok ana yok. Benden onu seviyorum. Şimdi nereye kaçacaksın Yusuf Efendi ha? Kızımın kolunu orada burada. Cimuran da sendin değil mi? Evet bendim. Ama niye yaptın bir sorsana. Niye? Ben Nurcan'ı seviyorum anladın mı? Onunla evleneceğim ben. Onunla evleneceğim ama seninle değil. Sen işimize karışma. Hı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.